Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Samet. Üniversite bölümleri serisinin bugünkü bölümünde sağlık fakültesindeyiz ve beslenme diyetik bölümü hakkında merak ettiğiniz soruları bugün Ayşe Hanım sizler için cevaplayacak. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim. Biraz böyle ben deyim. Kendinizden bahseder misiniz bize? İsmim Ayşen Yıldırım ama uzman diyetisyenim. 2012 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümüne giriş yaptım. 2016 yılında mezun oldum. Mezun olur olmaz benim hedeflerimden bir tanesi akademik olarak ilerlemekti. Bu nedenle hemen yüksek lisansa başladım bu üniversitede. 2018 yılında buradan mezun oldum. Ardından tabii ki serüven bitmedi. Tekrardan doktoraya başladım. Şu an doktora ikinci sınıf öğrencisiyim. Tabii bu süreçte akademik olarak da çalışma fırsatı buldum bu üniversitede. Araştırma görevlisi olarak da çalışma fırsatı buldum. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Bu bölüme girmek isteyen çok fazla öğrenci var, evet. Ve merak ettiği çok fazla soru var. Bunları biraz ben size yönelteceğim ve bunlar üzerinden gidecek sohbetimiz. Öncelikle neden beslenme ve diyetetik? Neden beslenme ve diyetetik? Beslenmenin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu artık biliyoruz. Bütün dünya bunu kabul etmiş durumda. Hatta işi bu alanda olmayan birçok insan bile bunun ne kadar önemli olduğunu fark edip bu alan hakkında yorumlar yapıyor, fikirler sunuyor. Bu nedenle aslında beslenmenin önemini fark ettik biz. İnsan hayatı için önemini fark ettik. Bu nedenle aslında beslenme ve diyetetik bölümü oldukça önemli. İnsan hayatı açısından oldukça önemli beslenme. Bu nedenle aslında bölümümüz oldukça kıymetli. Şu noktada şunu merak ediyorum, biraz konu dışı olacak ama insan hayatı dediğiniz için. Bu mesela bir marka ya da isim vermiyorum ama bazı firmalar ve şirketler var, ilaç satan ya da o tarz şeyler. Bunlarla ilgili beslenme ve diyetetik bölümünün ya da öğrencilerin düşünceleri ne bu noktada? Biz bunları tabii ki de hiçbir şekilde savunmuyoruz. Çünkü beslenmenin temelinde yeterli ve dengeli beslenmeyi biz her zaman vurguluyoruz. Yeterli ve dengeli beslenmede biz kişilere özel olarak bir ürün ya da mama diye tabir edebildiğimiz şeyleri önermiyoruz hiçbir şekilde. Bu nedenle bu sektörde bu işi bilen hiçbir kimse o bahsettiğimiz ürünleri asla tavsiye etmez, onaylamaz. Anladım. Bölüme gelecek olursak, bu bölümü okuyacak öğrencileri ne tarz dersler bekliyor? Lütfen müfredat nasıl mesela bu noktada? Müfredat bu noktada nasıl? Şöyle, öncelikle bir beslenme ilkeleri, beslenmenin temeliyle başlıyoruz aslında. Öğrencilerimiz geldiğinde buraya beslenmenin temeliyle başlıyor, üzerine katlana katlana devam ediyor. İşte üçüncü sınıfta biraz daha böyle temel ana derslerin olduğu derslerimiz var. Burada biraz daha alanlaşma durumu söz konusu. İşte burada yetişkin hastalıklarına beslenme dediğimiz tıbbi beslenme tedavisi derslerimiz var. Anne çocuk beslenmesi dediğimiz işte ana çocuk beslenmesi dersleri var, gebelik dersi var. Aslında beslenme ilkeleriyle temel dersten başlıyor. Üçüncü sınıfta da biraz daha böyle alanlaşma üzerine anne çocuk beslemesi, tıbbi beslenme tedavisi gibi derslerimiz var. Çok güzel. Biraz okuldan değinecek olursak peki okulun hocaları bunlarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Okulun hocaları şöyle, aslında benim de bu bölümü, bu okulu seçmemdeki temel nedenlerden biri de buydu. Okulumuzda çok değerli, kıymetli akademisyen hocalarımız var. Bunlar mesleklerine duayen dediğimiz hocalar aslında. Üniversitemizde gerçekten, üniversitenin diğer bölümlerinde de olduğu gibi bu bölümde de mesleğimizin duayen hocaları bizlere gelip dersler veriyor, tecrübelerini paylaşıyor. O noktada aslında hiçbir öğrencinin soru işareti olmamasını temenni ediyorum. Gerçekten dediğim gibi duayen hocalarımız bizlere bilgi ve tecrübelerini aktarıyor bu üniversitede. Çok güzel. Aynı zamanda herhalde Türkçe ve İngilizce olarak da mevcut. Evet, evet. Hem Türkçe bölümümüz var hem İngilizce bölümümüz var. Yine master ve doktora programları var. Bu şekilde. Çok güzel. Biraz o zaman staj imkanlarından konuşalım. Okul mu bunu öğrencilere sağlıyor yoksa öğrenciler kendileri mi bulabiliyor ya da okulun bu noktadaki referansları nasıl öğrencilere? Şöyle aslında biliyorsunuz staj imkanı giderek azalmaya başladı. Hem Türkiye'de burada da giderek azalmaya başladı. Ancak tabii ki bizim okulumuz hiçbir şekilde bölümümüz öğrencileri yarı yolda bırakmıyor. Her koşulda destek sağlıyor. İlk başta anlaşmalı olduğumuz Hacettepe Üniversitesi'nde bir 2-3 sene kadar öğrencileri oraya gönderdik. Hatta lisans öğrencisiyken ben de Hacettepe Üniversitesi'nde stajımı yaptım. Orada vaka görme şansım oldu.
Tabii bu staj imkanlarının biraz azalmasıyla birlikte anlaşmalı üniversite seçeneği birazcık azalmaya başladı. Tabii ki öğrencilerimiz kendileri ayarlıyor bu noktada stajlarını. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmıyoruz öğrencilerimizi. Tanıdık, işte hocalarımız araya giriyor, hocalarımız ayarlıyor. Her koşulda öğrenciye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu koronavirüs nedeniyle de yine staja çıkacak öğrencilerimiz vardı. Bu noktada yine hocalarımız bir şekilde öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyor. Yani staj konusunda da ne kadar önümüze engel koyulmaya çalışsa da öğrencilerin, çünkü ben de staja ayarlarken kardeşim olsun, diğer tanıdıklarım olsun çok zorluk çekiyor ama dediğim gibi o zorlukları hocalarımız sağ olsun aşmaya çalışıyor. Yani bu noktada bir destek. Tabii çok büyük bir destek hatta. Stajdan sonra tabii bölüm bitiyor. İşte ondan sonra meslek hayatı başlıyor. Peki meslek hayatında beslenme diyetisyeni öğrencilerinin çalışma alanları nelerdir? Çok geniş bir çalışma alanımız var aslında. Çünkü dediğim gibi beslenme hayatın her yerinde. Beslenmenin olduğu her kurumda diyetisyenin söz hakkı var. Öncelikle tabii ki klinik çalışma oldukça yaygın. İşte klinik açabiliyorsunuz, kendi danışma merkezinizi açabiliyorsunuz. Bunun yanında hastanelerde çalışabiliyorsunuz. Bunun yanında toplu beslenme sistemlerinin olduğu işte hastane, kurum mutfağı dediğimiz mutfaklarda çalışabiliyorsunuz. Otellerde çalışma imkanımız var. Kreşlerde çalışma imkanımız var. Yine çocuklarla birlikte onların menülerini ayarlamak, onların beslenmesini düzenlemek. Çeşitli kurumlarda beslenme eğitimleri verebiliyoruz. Dediğim gibi beslenmenin olduğu hemen hemen her kurumda diyetisyenin söz hakkı var. Çok güzel. Şey de söyleyeyim, bu şimdi aynı zamanda artık freelance çalışma sistemi diyeyim. Bu Instagram üzerindeki beslenme diyetik sayfaları. Bunlarla ilgili görüşleriniz nedir ya da öğrenciyken açabiliyor insanlar. Bu etik mi sizce? Bunlarla ilgili biraz bilgilendirir misiniz? Öncelikle öğrenciyken açıp açmama konusu bizim de aslında o öğrencileri uyardığımız bir konu. Mesleğe yani benim hesabımda şu an 10-15 tane var arkadaşım. Var. Şey gibi oldu ama, iskondan evet. Gibi oldu ama. Yok çok var, dediğim gibi çok var. Bence mesleğe elini almadan, diyetisyen olmadan bu tarz önerilerde bulunmak bana kalırsa etik değil. Çünkü mesela diyetisyen olmayan birçok meslek grubunda yine bu tarz önerilerde bulunuyor. Bunları da zaten kesinlikle önermiyoruz. Öğrencilere de benim tavsiyem bana kalırsa mesleği ele aldıktan sonra bu işlere girişmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Yani genel olarak görüp tarif falan veriyorlar herhalde şu an. Evet, şu an bir tarif. Evet. Aslında onlar da haklı. Bir nevi artık meslek, aslında bütün meslek grupları Instagram üzerinden ilerlediği için. Evet, büyük bir yarış var aslında. Kesinlikle öyle. Instagram'da büyük bir yarış var. Dediğim gibi çok etik değil diye bir görüşüm var benim ama onları da anlayabiliyorum. Instagram üzerinden ilerliyor. Belki tariflerim falan o şekilde ilerleyebilir. Ama genel bir sağlık önerisinde bulunmak çok doğru olmayabilir. Yani o noktada böyle bir şey yaptıkları halde karşı taraf bundan zarar görürse onların tabii ki, yani tabii ne ki. Bekliyor bundan sonra? Yani işte biz her zaman şunu söylüyoruz. Gerçi bizim öğrencilerimiz de bunu artık ismi gibi biliyor. Beslenme kişiye özgüdür. Beslenme kişiye özeldir. Herkese aynı öneride bulunamayız. Dolayısıyla sizin kendi sosyal medya hesabınızdan verdiğiniz bir öneriyi atıyorum. İşte kolesterol hastası ya da hipertansiyon hastası ya da şeker hastası bir kişi işte uygun olmayan bir diyeti kendine uyarladığındaki diyet paylaşan şeyler de var. Hani tarif falan yine masum evet. Bir paylaşım oluyor ama diyet paylaşan meslektaşlarımız ya da öğrencilerimiz de olabiliyor. Bu noktada biraz riskli bir durum oluyor. O yüzden böyle bir riske girmeye hiç gerek yok diye düşünüyorum. Yani zaten siz mesela bir hasta değil de yani size danışan biri olduğu zaman herhalde onunla bir sürü, ya ben burada mesela teste gelmiştim. Arkadaşımın ödevi vardı. Bayağı hani vücut yağ oranım, boyum, kilom falan bunların hepsi ölçülmüştü. Sağlık. Besleme programı yazarken dediğim gibi vücut analizini alıyoruz, kan tahlillerine bakıyoruz, bir hastalığı var mı, ilaç kullanıyor mu, genel beslenme alışkanlıkları nasıl, işte mesela süte karşı bir hassasiyeti var, dolayısıyla biz menüye
süt yazmıyoruz. Ya da bu kişinin şeyi nedir, damak tadı nedir, beslenme alışkanlığı nedir, herkese öyle işte internetten çıktı alıp bir menü vermiyoruz. Bunları sorgulayarak çok detaylı kişiye özel bir beslenme programı yazıyoruz. Bu nedenle genel önerilerde bulunmak pek doğru bir yaklaşım olmayabilir. Anladım. Peki şey sorayım, bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin, yani çok doğru mu bilmiyorum ama ne tarz ya da ne tür kriterlere sahip olması lazım bölüme girebilmek için? Öncelikle ne tarz bir kritere sahip olması lazım? Bence iletişiminin çok güçlü olması lazım. Çünkü insanla iş yapıyoruz, iletişim oldukça önemli ve beslenme oldukça büyük, uzun bir serüve. İletişimin çok güçlü olması lazım ve güler yüzlü olması lazım diye düşünüyorum. Bence en büyük kriter bu. İletişim, güler yüz, biraz sabır. Sabır da oldukça önemli. Bu şekilde. Güzel. Şey sorayım bir de, bu bölüme gelecek olan öğrencilere, Doğu Akdeniz'e gelecek olan öğrencilere siz bu noktada ne tavsiye vermek istersiniz? Buradaki 4 senelik ya da 5 senelik süreçlerini nasıl değerlendirmeliler? Nasıl değerlendirmeliler? Bir kere Kıbrıs'a geldikleri için çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Burada hem kampüsümüz olsun, işte bizim bölüm olsun, tamamen bir üniversite ortamına geliyorlar aslında. Bunun da tadını çıkarmalar diye düşünüyorum. Kıbrıs'ın tadını çıkarsınlar, denizin tadını çıkarsınlar. Çok değerli hocalarımız var gerçekten. Bunu geldiklerinde de görecekler, fark edecekler. Onlardan alabildikleri kadar tecrübe almalarını tavsiye ederim. Bu imkanı değerlendirmelerini tavsiye ederim. Dışarıda peki ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Okul dışındaki çalışmalarıyla ilgili? Okul dışında çalışmaları nasıl olabilir? Bir kere bence öncelikle güncel durumu takip etmeleri lazım. Çünkü bilim dediğimiz şey dinamiktir, sürekli ilerler. Günceli mutlaka takip etmeleri lazım. Evet, biz burada elimizden geldiği kadar güncel bilgiler vermeye çalışıyoruz öğrencilerimize ama bu noktada en büyük sorumluluk da öğrencilere düşüyor. Bu yüzden aslında güncel olan her şeyi takip etmeleri lazım. Biraz aktif, biraz araştırmacı, biraz da meraklı olmalarını tavsiye ederim. Evet, buradan gördüğünüz ne yapmanız gerektiğini. Benim sorum bitti. Yine sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Dediğim gibi buraya gelen, Kıbrıs'a gelen, özellikle Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne gelen arkadaşlarımızın asla pişman olmayacağını düşünüyorum. Hem burada üniversite hayatını yaşayacaklar, hem de dediğim gibi güzel bir eğitim alıp mesleklerini eline alacaklar. O yüzden gelmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Şüphe olmasın akıllarında diye bir öneride bulunabilirim. Hem Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bir çalışanı olarak hem de bir öğrencisi olarak. Çok güzel. Çok teşekkür ederim bilgiler için. Yine merak ettiğiniz her şeyi aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ben sizin sosyal hesaplarınızı da aşağı bırakabilir miyim? Tabii ki. Merak ettiğiniz bölümle ilgili soruları sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.